Bodrum'da yaşayan 10 çocuk Bite sahilinde sattıkları deniz kabukları ve hediyelik eşyalardan elde ettikleri gelirleri Bodrumlu depremzede Ayşe Küçük Köse'ye bağışladı. Küçük Köse çocukların bu davranışı karşısında büyük sevinç yaşadı. Bitez mahallesinde yaşayan yaşları 6 ila 13 arasına değişen 10 çocuk, Bodrum'da yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde evi zarar gören vatandaşlara destek vermek için bir kampanya yürüttü. Çocuklar sahillerden topladıkları deniz kabukları ve ailelerinin desteğiyle elde ettikleri süs eşyaları ve kokulu sabunları Bitez sahilinde satarak 1420 lira gelir elde etti. Sonra Hayrettin Efe Paşa devam et. Tamam. Çocuklar elde ettikleri gelirleri depremde civcivleri telef olan ve bunun üzüntüsünü yaşayan 87 yaşındaki Ayşe Küçük Köse'ye bağışlama kararı aldı. Aileleriyle birlikte heyecanla deprem bölgesine giden çocuklar ilk olarak 87 yaşındaki Ayşe Küçük Köse'yi ziyaret etti. Çocuklar geldiği sırada tarlada çalışan Küçük Köse karşısında çocukları görünce büyük sevinç yaşadı. Çocukların tek tek elini öptüğü Küçük Köse daha sonra çocuklarla yıkılan evinin yanındaki sağlam bölgeye oturarak çocuklarla bir süre sohbet etti. Ziyarette Ayşe Küçük Köse gözyaşlarına hakim olamazken yaşlı kadının ağladığını gören çocuklar da duygusal anlar yaşadı. Çocukların bu davranışı karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden Küçük Köse, "Benim iki çocuğum öldü. Benim de çocuklarım vardı, kızım ve oğlum vardı. Ama öldüler. Oğlum sağ olsaydı beni yalnız bırakmazdı." diyerek gözyaşı döktü. Çocuklar bana gelmiş hep. Projeyi başlatan 10 yaşındaki Ali Coşkun Keskin, "Biz de onu sevindirdiğimiz için çok mutlu olduk. Biz ilk başta depremde yıkılan evler için topluyorduk. Ama o sırada nineyi televizyonda gördük. Daha sonra da onlar için toplamaya başladık. Şimdi de onlara teslim ettik." diye konuştu. Çok fazla yani elimizden gelenimizi yaptık. Saktıklarımızı sattık. Paraları aldık ve teyzemize verdik. Evet, sen harçlıklarından mı topladın? Evet, ben yani biraz kendim çalışıyordum normalde. Sonra ben de kampanyayı duymuştum. Sonra katıldım ve onlara tüm topladığım harçlıkları verip hepsini toplayıp nineye verdik. Bir süre yaşlı kadınla vakit geçiren çocuklar daha sonra depremde evleri zarar gören diğer ailelerin çocuklarını da ziyaret etti. Depremzede çocuklarla bir araya gelen çocuklar yanlarında getirdikleri deniz kabukları, takıları ve hikaye kitaplarını hediye etti.